A kenti ile B kenti arası 320 km'dir. A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 3 saat gittikten sonra saatte hızını 20 km artırarak kalan yolu 2 saatte tamamlayıp B'ye varmıştır. A kenti ile B kenti arası 320 km'dir. A'dan B'ye doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 3 saat gittikten sonra saatte hızını 20 kilometre artırıp kalan yolu 2 saatte tamamlamıştır. Aracın ilk hızı kaçtır diyor. İlk hızımız V olsun. 3 saat gittikten sonra 3V artı hızını 20 artırıyor. 2 saat gidiyor. 2 çarpı V artı 20 eşittir. 320 kilometre. Buradan 5V artı 40 5V artı 40 eşittir. 320'den 5V eşittir. 280'den V eşittir 56 olarak bulunur. Cevabımız Bursa'dır. İkinci soru: İki tane restoran var. Duygunun evine uzaklıkları bunun 6 kilometre, bunun 9 kilometre. A restoranın getirme süresi 30 dakika ile 40 dakika arası. B restoranın getirme süresi 35 ile 45 dakika arası. Buna göre diyor: ikisine de sipariş vermiş. E, siparişlerin e, gelme hızları. Hangisi olursa diyor bu sürelerde evme yemek yetişir diyor. O zaman şöyle yapacağız. Süreyi hız, e, aradaki mesafeyi hıza böldüğümüzde e, bir de dakikaya çevireceğiz. 30 ile 40 arasında olması lazım. E, v a birincisinin VA'sı olarak düşünelim. Şunun için düşünelim. 6 bölü 10 çarpı 60. E, 36 dakika çıkıyor. Olabilir. Şunun için düşünelim. 9 bölü 12 çarpı 60, 45 çıkıyor. İkisi de olur. Birinci seçenek doğru. İkinci seçenek 6 bölü 14 çarpı 60. E bu değer 30'dan küçük çıkmaktadır. Hani şu değeri hesaplarsak 30'dan küçük çıkmaktadır. 30 dakikadan küçük çıktığı için. Bu olmaz. Üçüncüsüne bakalım. 9 bölü pardon 6 bölü 11 çarpı 60. E bu da yine 30 ile 40 arasında bir değerdir. Şuraya bakalım. E, 9 bölü 14 çarpı 60. Bu da 35 ile 40 arasında bir değerdir. Şu değeri hesaplarsak. 1 ve 3 doğru seçeneğimiz C, Denizli'dir. Üçüncü soru bir milli sporcu koşu yaptığı parktaki yollar verilmiş. Burada yokuş aşağı ve yokuş yukarı yollar var. Buraya dikkat ederseniz yokuş aşağı yolların toplamı yokuş yukarı yolların toplamına eşittir. Yokuş yukarı yolların toplamı 720 ise yokuş aşağı toplamda 720'dir. Yokuş yukarı yolumuz 720 ise aşağıda da 720'dir. Dolayısıyla yokuş yukarı yolların yol Tüm yolun %30'udur. %30'u buysa o zaman %30 bu. %30 da yokuş aşağı. O zaman %40 da düz yol var. 720'yi 30'a böl 40'a çarp. Bu da 960 düz yolumuzda. 960 metre. Şimdi diyor ki burada yokuş yukarı hızımız 10'dur diyor. Şurada hızımız 10. E, kilometre bölü saat ve şuradaki hız e, düz yoldaki hız e, diyor ki düz yolda yokuş yukarıya göre yüzde %20 daha hızlı. Şuna göre hızımız o zaman 12 olur. Buradaki V'miz. E, yokuş aşağı ise düz yola göre %20 daha hızlı. Bunun %20'si 12'nin %20'si 2.4'tür. Yani buradaki hızımız 14.4 olarak bulunur. Dolayısıyla bir defa gidip geliyor. Toplam süremiz ne kadar olur diyor. Şimdi arkadaşlar 720 metre 0.72 kilometredir. Gidip geliyor. O zaman bir defa gitmesini bulup 2 ile çarpalım. Onu da dakikaya çevireceğim. 0.72 bölü 10 artı 0.72 bölü. 14.4 artı 0.96 bölü 12 bu toplam e, süremiz bunu 2 ile çarpacağım. Bunu saat olarak buldum. Bir de 60 ile çarpı, genişleteceğim. Şimdi bunu sadeleştir, e, düzenleyelim. Buradan e, 0.072 gelir. 0,072 gelir. Buradan e, sadeleştirirsek burayı e, 72 bölü 100 çarpı 10 bölü 144'ten burası 2. E, 0,05 geliyor buradan. %5 geliyor. Buradan da e, 0,08 gelmekte. Bunları toplayıp 2 ile çarpacağım. Sonra 60 ile çarpacağım. Çünkü saat olarak buldum. Bunları toplarsam 08 013 013 şu ikisi ee, 0, 072 ile toplayalım. Burası 2 10 2 0 Bunu da 2 ile çarpalım. Ee, 0,404 Bunu da 60 ile çarpmamız lazım. Yani 4,04'ü 6 ile çarparsak 24,4 geliyor. Bu da cevap olarak Ceyhan'dır.